Counter Strike B6. bu efsane oyunu ilgili son zamanda birkaç video atmama rağmen bence halen çoğu şeyi anlatmadığımı ya da kaçırdığımı düşünüyorum. Allah'tan siz bana yorumlarda hatırlatma yapmaktan çekinmiyorsunuz. Sonuçta bu oyunun unutulan bir sürü ayrıntısı var ve hepsi çok enteresan olduğu için bilinmeye değerler. Bu nedenle yavaş yavaş bu sırları keşfetmeye çalışalım. Hatırlarsanız önceden çıkarılmış VIP oyun moduna baktım bir de silinen haritalara. Şimdi bir tane moda daha bakacağız. Tam olarak Escape. Bunun Türkçe meali kaçış olarak çevirebiliriz. Bunu kesinlikle zombi escape ile karıştırmayın çünkü İkisi arasında çok fark var. Bu mod kaderine göre daha çok önceden bahsettiğimiz VIP moduna benziyor. Onun da varlığı tamamen unutulmuştu. Gene de en azından VIP modlu sövürleri görme şansımız olabiliyor. Boş olsalardı. Fakat Escape'e gelince onunla ilgili sövürü bile bulmak mümkün değil. Sanki oyunda hiçbir böyle mod yokmuş. Gerçi harita olsa yine de insanların oyuncaklarını sanmam ama o başka konu. Bu videonun gidişatını şöyle düşündüm. Önce hikayesinden geçeriz ardından oynanışa bakarız. Taktikler ve detaylar da ayrı bir ilgi hak ediyor. ise ne kaybettiğimizi anlayacağız. Videonun sponsoru hakkında azıcık size bilgi vereyim. Herkes bir kasa sitesi ve birazdan sizin için bir hediyem olacak. O arada peki sitemizde neler yapabiliriz? Daha sakin biriyseniz kasa açarak güzel skinler düşürebiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir vakit geçirme aktivitesi. Heyecanlı bir şeyler isterseniz de benim çok sevdiğim kasa savaşlarını deneyebilirsiniz. Burada pek başarılı olmasam da başka oyuncularla kapışmak zevkli. Kural çok basit. İkiniz de aynı kasa açıyorsunuz. Kim daha pahalı eşya çıkarırsa bütün skinleri o kişi götürüyor. Her şey gayet adil. Fakat dikkatli olun. Kazandığınız gibi bazen de kaybedebiliyorsunuz. Şimdi de sürprizimize gelelim. Site üzerinde bir çekiş düzenlemek istiyorum. Sınırlı sayıda katılımcımız olacak. Onlardan biri olmak için açıklamada veya yorumlarda bıraktığım linke tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Sadece iki şartı yapmanız yeterlidir. Her şey detaylı orada yazılı olacak. Hepinize bol şanslar. Şimdi de videomuza geçebiliriz. Yıl 2000 Counter Strike Beta aşamasında, aynı yılın Mart ayında ise CS Beta 6.0 çıkıyor. Gelen güncelleme ile yeni iki tane oyun modu tanıtılıyor. Önceden baktığımız VIP modu ve kaçış. Birincisi son versiyona kadar sadece bir tane haritayla gelebildi. Escape ise 3 tane haritaya sahip olmasına rağmen güncel oyunda hiç yok. Mesela Frantic ve Jerry haritası Beta 6.0'da eklendi. Sonraki güncelleme ile ise direkt çıkarılmışlardı. Trinity haritası ise 6.5'te eklendi ve 6.08 versiyonda ise artık yoktu. Gördüğümüz gibi haritalar fazla ömürlü çıkmadı her ne kadar üzücü olsadı. Genelde teknik yönden bütün mekanikler oyun içinde saklandı. Böylece oyun dosyalarında her iki takım için iki tane ses komutu bulabiliriz. bir de kodların arasında modun adı geçtiği görünüyor. Bu nedenle kısmen olsa da bu haritalar CS 1.6'da çalışabiliyor. Ek olarak Condition Zero'da da deneyebilirsiniz ama oradan çok belirli beklemeyin. Haritalar fazla sabit çalışmıyor. Oyun moduna gelirsek amacı oldukça basit. Karşımızda her zamanki gibi iki tane standart takım var. T'ler ve City'ler. Burada teröristler tek bir basit göreve sahip. Harita dışında kaçmak. Bu için belli bir çıkış yerlerine kadar canlı bir şekilde oluşmaları gerek. Ya da ikincil bir kazanma şansı City takımını tamamen yok etmek. City'ler için amaç teröristlerin kaçışını önlemek ya da daha çok para kazanmak için onları öldürmek. Escape'in VIP moduna benzediğini söyleyebiliriz. Sadece takımlar yer değişti ve bir kişi yerine bütün takımın kaçması gerek. Oyunun işin en büyük özellikleri terörist tarafında her türlü silah satın alınması yasak. Nasıl 5 parsız round'a başladılarsa Glock ve bıçaklarla öyle devam etmek zorundalar. City tarafında ise tam tersi her şey serbest. Bu da oldukça ilginç. Çünkü hatırlarsanız VIP modunda bazı özel silahlara kısıtlama geliyordu. Akılda çok önemli bir soru oluşuyor. E o zaman T'ler silahları nereden bulacak? Çünkü Glock'la M4 ya da AWP'ye karşı fazla şansınız olmayacak. Burada modun çok enteresan bir özelliğini keşfedebiliriz. Her harita kendi özel yerlerde silah barındırıyor. Onlara Zula diyebiliriz. Aşağı yukarı oradan az sayıda hafif tüfek, el bombaları ve zırhlar bulunabiliyor. Genelde haritalarda öyle odalar var ki sanki koskoca silah deposu. Zulalar genellikle teröristlerin hızlıca ulaşabileceği yerlerde oluyor. böyle sitler onları hazırlıksız yakalamasın diye. Frantic haritasında silah ve ekipmanla dolu olan odayı hemen t bulabiliriz. İnce bir demir tellerle korunuyor. İsterseniz bıçakla onları kırabilirsiniz ama bu biraz uzun sürecek. Ve burada özel Özellikle başlangıçtaki zaman çok değerli olduğu için tabanca mermilerini harcamanız daha mantıklı olacak. Çünkü siteler sizi basmaya her an gelebilir. Diğer taraftan şu tahtaları kırıp yukarı çıkarsanız da oda içinde birkaç el bombasını alabilirsiniz. Koskoca haritada bütün silahlar bunlar. Kaçış alanlarına gelince burada iki tane var. Birinci bölge asansör şeklinde. En hızlı kaçış için burayı kullanabilirsiniz. Fakat dikkatli olun burada çok sağlam pusma pozisyonlar olduğu için siteler burayı az kişiyle bile güzel savunabilir. İkinci çıkış bölgesi metroda biraz uzakta kalıyor. Ama oraya kadar giderken pusu yeme ihtimaliniz biraz daha küçük. Şu anlık harita hakkında söyleyeceğim bu kadar. Sonraki harita Jail. Karmaşık koridorları olan küçük bir hapishane. Tiller direkt içinde doğuyor. Cityler ise o ara güvenlik ofisinde başlıyor. Cityler'in olduğu yerde hemen yakında çıkış noktaları var. Tünel şeklinde. Teröristlerin burada canlı olarak çıkması için bayağı bir uğraşması gerek. Yollar oldukça karışık ve bazı mekanlar ise aynı zaman karanlık. Gece görüş olmadan kaybolmak kolay olacak. Neyse ki bu sorunla her iki tarafta karşılaşacak. En azından Tiller'e bonus olarak şurada silah odasına gizli bir giriş bırakıldı. Orada çoğu takımı yetecek kadar silah var. Hep hepsi en iyisinden değil. Sadece bir kereşimiz var, diğerleri ise dandik bir şey. Bu yüzden en iyi silah, en tecrübeli oyuncunun alması daha mantıklı olabilir. Bunun yanında bir armorumuz var. Son olarak da bir tane el bombamız var. Onu da kime silah kalmadıysa verebilirsiniz. O şekilde en şanslı arkadaşınız kendisini takım için feda edebilir. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Haritanın karmaşıklığını bir tarafa bırakırsak aslında burada zevk alınabilir. Güzel yönlerden tilerin kaçışı için ana kapıları kırmaları gerek. Bu da gayet orijinal. Harita hakkında diyebileceklerim bu kadar. Sonuncu harita Trinity. Onu haklı bir sebepten bu 3 vanilla harita arasında en iyisi olarak seçebiliriz. Burada silahlar tek belli bir zulda depolamak yerine harita etrafında küçük noktalara dağıldı. Bu yüzden tiler için onları toplamak biraz zor olacak. Harita tasarım açısından oldukça şık yapıldı. Büyük olsa da gene de ezberlenmesinde herhangi bir sorun çekmezsiniz. Her zamanki gibi iki tane kaçış noktamız var. Mesafe olarak ikisi birbirine yakın. Gene de yükseklik farkı kendi belli edecek. Birinci bölge hemen köprü arkasında, ikincisi ise kanalizasyonda. Ayrıca ikinci bir kanalizasyon rotası var. Çok da fazla önemi yok. Fakat oradan gitmeyi düşünürseniz sizi tahmin edin nereye atacak. Evet bir tuvalete. Bu da bundan sonra tuvalette keyfinize bakarken dikkatli olun. Birden oradan teröristler çıkıp kaçış noktasının nerede olduğunu soracak size. Başta dediğim gibi haritada teröristler için oynamak zor olacak. Çünkü açıkçası haritada silah az ve bütün zulalar etrafa dağıldı. Mesela hemen spawn'ın ilerisinde sadece 2 adet el bombasını bulabilirsiniz. Diğer tarafta parkuru geçip kiliseye giderseniz orada haritada tek adet şeklinde bulunan keş var. Allah'tan kilise öyle yerde duruyor ki sitelerin oraya ilk gelmesi mümkün olmayacak. Onun dışında haritada bir de uzi, scout ve zırh bulabilirsiniz. Koskoca haritadaki seçenekler seçim bu kadar. Gerisini bir zahmet kendiniz ayarlayın. Nasıl yapıyorsanız beni ilgilendirmez. Çıplak ellerle sitelerimi öldürürsünüz. Ölen takım arkadaşınızdan mı ceplersiniz size kalmış. Bir de haritada küçük bir easter egg var. Böyle şeyleri seversiniz diye göstereyim dedim. Orada duran şu şeyin şeyi bulabilirsiniz. Geldik önemli noktaya. Neden bu güzel oyun modu oyundan çıkarıldı ve gelişimi bırakıldı? İnternette bulduğum resmi açıklamaya göre ana sebep oyun içi denge sağlanamadığı için olarak söyleniyor. Evet kısmen denge sorunu bulunuyor. Fakat o kadar da ciddi bir şey değil. Ve koskoca emeklerin harcandığı haritaları silip modu tamam tamamen unutmak ne kadar mantıklıydı. Üstelik hatırlamak lazım ceset o kadar fazla oyun modu bulunmuyor ve çeşitliğin korunması güzel olurdu. Ayrıca diğer bir önemi oyun modu takım çalışmasını ön plana çıkarıyor ve kazanmak için özel taktikler geliştirmeniz gerekli. Özellikle birinci round için. Çünkü normal rekabetçi maçlarında olduğu gibi aynı şekilde burada da birinci roundu kim kazanırsa garanti olarak sonraki 2-3 roundu daha kazanıyor. Üstelik şöyle bir şey var ilk roundda teröristler keş gibi ağır silahlara ulaşım sağlayabiliyor. Sınırlı sayıda olsa da. Cityler ise ilk roundda parasızlıktan bir şey alamıyor ve en az bir terörist canlı çıkarsa kontrol teröristler büyük parasal sıkıntı çekecek. Her yeni round başında T'ler bütün silahlarını kaybetse de bu hali onlara büyük üstünlük verecek. Gene de T oynayıp her şeyin bu kadar kolay olacağını beklemeyin. Cityler her şeyi bırakıp direkt çıkış yerlerine pusmaya gidebilir. Ve nasıl onları oradan çıkarıyorsanız bu size kalmış. Fakat her zamanki olduğu gibi kimse bunun için kafa yormak istemiyor. Hatırlarsanız VIP modunda aynı sorun vardı. Çünkü kimse zor bir gün sonunda evine gelip de takım işiyle kafasını yormak istemez. Onun yerine basit eğlenceli hepimizin çok iyi tanıdığı haritalarda oynamak varken. Bu da aslında her ne kadar doğru olsa da biraz üzücü. Çünkü bu tür haritalar özel oynama tecrübesi yaşatabiliyor. Söylemek istediklerim ise bu kadar. Size resmi modu anlattım. Bir de bunun amatör halleri var. Onla da diğer oyuncu yapımı modlarında anlatmayı düşünüyorum. Ayrı bir video şeklinde. O nedenle fikir hoşunuza gittiyse like atın, abone olun ve sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.